Adnan Bey, bu sabah komşumuzun torununun intihar ettiği haberi geldi. Benzin dökerek kendini yakmış. İnsanları intihara sürükleyen sebepler nelerdir diyor efendim. Yani devletin böyle bir danışma kurumu olması lazım. Mesela intihar edecek insanları orayı bir ararlar yani en azından. Ve bu insan çok rahat ikna olabilir. Genellikle cinnet geçiriyorlar yani aklı dengelerine bir şey oluyor. Onu ya kardeşim baktın cinnet geçiriyor hemen al evden çıkart. Yani o mekanın mutlaka değiştirilmesi lazım. Bir yere tatile götürürsün, bir şey yaparsın mesela bir arkadaşlık, sohbet falan. Ya bir kişiyi kurtarmak demek dünyayı kurtarmak gibi diyor. Bir kişiyi öldürmek bütün dünyayı öldürmek gibidir. Ayet. Canım benim mesela benzin dökerek yaktığına göre çok sıkılmış demektir. Bir de pişman etmek için falan yapıyorlar bazen. Ya kardeşim sen ölmüş gitmişsin mübarek adam pişman olduğunu nereden duyacaksın? Ahirete gidiyorsun yani onu hani şey yapmak için taciz etmek. Pişman, ya pişman olduğunu farz edin sen hiçbir şekilde muhatap olmayacaksın. Sen onu görmek istiyorsun pişman olduğunu değil mi? Ama sen başka boyuta geçiyorsun. Ama tabii bu bir cinnet hali olduğu için yani inşallah bu insanlar öyle şey olmaz. Yani cehennemlik olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü çok ciddi bir cinnet oluyor. Ya beynini kaybediyor, yani şuurunu kaybediyor. Ondan sonra intihar ediyor ama o hale gelince kadar beklemenin alemi yok. Bir kişiyi kurtarmak çok güzel bir şey ya. Değil mi? Mesela al çıkart evinden Allah rızası için götür mesela bir kendi köyüne götürsün. Bir çiftliğe bir açık havalı bir yere götürsün. Dinden, İslam'dan, Kur'an'dan bahsedersin. Arkadaşlar bahsedersin. Maddi sorundansa onu devletin halletmesi lazım. Ya çıkıyor mesela Boğaziçi Köprüsü'nün üstüne çıkıyor adam şakası yok. Atacak kendini hakikaten yani. Halledilmesi ne 3-5 kuruş sense bunlar trilyoner olmak istemiyor ki adam utanıyor. Mesela iş adamı hiçbir çekinim, hiçbir şey demiyor. Hakikaten iflas etmiş. Ya ne intihar edeceksin? Senden onu isteyenler utansın. Sen niye utanıyorsun? Yani sen alnına akıyla onu ödemek istiyorsun. Ama yapamamışsın bu yani bu bir aşağılayıcı bir şey değil ki. Onur kırıcı bir şey de değil. İflas etmek. Sen gayret etmişsin. Allah nasip etmemiş. Yani bir kere iflasın onur kırıcı olduğuna inanmak çok yanlış. Sen bir yere mal biriktirmiş değilsin ki. Her şeyin ortada. Her şeyini kaybetmişsin sen. Mağdur olan sensin. Senden para isteyen yanlış yolda. O utansın. Sen mahvolmuşsun, adam senden para istiyor, olmaz. Kur'an'a göre onu sadaka veriyor. Tabii, Kur'an'da affedin diyor. Yani almayın ondan parayı. Alınmaz, çok ayıp. Hayır, milyon da olsa alınmaz yani. Adam bitmiş, mahvolmuş, hiçbir şey kalmamış yani. Devletin bir kurumu olması lazım, intiharı önlemek için. Ama böyle zar telefon çalıyor, kimse bakmıyor, bir daha adam hemen kendini orada öldürür Allah esirgesin. Öyle değil. Hemen geliyoruz efendim diyecek. Hemen geliyoruz, aradım mı? Değil mi mesela orada? Yardımcı olsun, haline bakarsın. Yani bir psikolog da olabilir, bir dindar, bir insan, din adamı. Ondan sonra götürürsün devletin tesislerine falan uygun bir yere. Konuşuyorsun, ailesiyle de konuşur, kendi çevresinden konuşur. Onu kızdıranlar olabilir yani. Mesela arkadaşlarından, çevresinden kızdıranlar oluyor bazen. Onlara özür dilettirir mesela, değil mi? Bir de ilaç. İlaçta kuş gibi olur, bayağı ferahlar. Mesela ilacın etkisi tahminin çok üstünde. Bütün sinirleri falan gevşer. Kafası da rahatlar. Değil mi? Hemen böyle antidepresan bir ilaç verilir. Ona da devam eder. Depresyonda çok şey oluyor. Beyni çalışmayacak hale geliyor. Yani mantıklı düşünemiyor. O yüzden hemen ilaçta bir kere sakinleştirilmesi lazım. Ya makul düşünür hale getirilmesi lazım. Sonra da o mekandan uzaklaştırmak, onu kızdıranlarla da barıştırmak lazım. Yazık günah ya, cidden öldürüyor kendini yani. Açık şuurla kendini öldüren hemen hemen hiç olmaz. Yani öyle yapsa zaten cehenneme gider. Yani sonsuz cehenneme gider. Ama Allahu alem hemen hemen hiçbir şekilde olmaz. Yani cinnet geçirmeden bir insan bunu yapamaz. Can azizdir, insan canına kıyamaz. Öyle bir şey olmaz.